Herkese selamlar, hepinize iyi akşamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Gününüz keyifli geçmiştir hepinize. Güzel şimdiden hafta sonları diliyorum. Bildiğiniz gibi çok yakın bir zamanda kanalda Türkiye'de turist olmak diye bir video çektim. Ne yaptım orada? Türkiye'deki izlenimlerimi anlattım. Çünkü son bir haftadır Türkiye'deydim, yeni geldim. Ve samimi bir şekilde abi, Türkiye ne halde, bana niye uymuyor ya da uyuyor, hangi konularda uyuyor, hangi konularda uymuyor falan, bunları detaylı bir şekilde paylaştım. Ve videonun sonunda size söylemiştim İrlanda ile ilgili ve genel olarak Avrupa ile ilgili bir video çekeceğim diye. Sebebine gelirsek arkadaşlar, çünkü maalesef yani bildiğiniz gibi ben bunu çoğu videomda tekrar etmişimdir. YouTube artık bir içerik çöplüğü haline geldi. Gerçekten aslı astarı olmayan, herkesin hani affedersiniz götünden salladığı bir ortama dönmüş. Yani hani herkes ne çok bilmiş maalesef, özellikle Türkiye'den yayın yapan ya da Türkçe konuşan, Türk olan herkes böyle bayağı bir sallamaya meyilli. Bunları da çeşitli sebeplerle yapıyor insanlar. Niye derseniz, biraz daha ilgi çekmek, biraz daha view kasmak, belki de YouTube üzerinden düzenli bir gelir elde etmek için bunları yapıyorlar. Beni bilenleriniz bilir. Zaten platformun kendisinde 3,5 yıl boyunca Google'da, YouTube'da çalışmış bir adamım. Hem de tam alanında, para kazanma alanında. O yüzden o içerideki trikleri de bilirim arkadaşlar. Kim neyi neden çeker, neden boş yapar. Maalesef ki YouTube'un %90'ı çöplüktür. Neyse, gelelim buraya. Ben bugün size ilk başta İrlanda spesifik, İrlanda abartı bir ülke mi? Hala 2023 yılında burası gerçekten gelmeye değer bir ülke mi? O çileyi çekmeye değer mi? Hani o cebinizdeki son kuruş var ya, onu bu ülkeye harcamaya değer mi? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Değmezse hangi ülkelere harcayabilirsiniz? Avrupa ya da Avrupa dışında hangi ülkelerde o cebinizdeki son atımlı kurşununuzu, birikiminizi, yıllardır biriktirip euroya çevirdiğiniz paranızı nasıl doğru kullanırsınız da yurt dışında sizin kalıcı bir hayatınız, düzgün bir biletiniz olur? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi isterseniz gelin öncelikle bir İrlanda genelinden başlayalım arkadaşlar. Şimdi 2023 yılı itibariyle arkadaşlar, özellikle koronanın bittiği süreçten sonra İrlanda çok pahalı bir ülke haline geldi. Açık konuşmak gerekirse daha geçen dün yani daha emlakçıların camına baktım ne kadar diye kiralar. Ben de şanslıymışım dedim. Ben çünkü burada 5 yıl önce taşınıp 4 yıldır aynı adreste yaşayan bir adamım. Allah'tan benim ev sahibim iyi adammış, öyle dedim. Şu anda 1+1 ve Dublin'in hani artık İrlanda dışına çıktığınız bir yer aslında. Cherrywood dediğimiz Dublin 18'de bir ev. Ya bildiğiniz o şey gibi yani, hani ayı geçtin, dünyadan çıktın, ayı geçtin, artık uzaya gidiyorsun. Hani sonsuzluğa doğru açılıyorsun ya. Cherrywood öyle bir yer abi. Öyle söyleyeyim size ve orada bile 1+1 yani küçücük kutu kadar evin fiyatı 1918 euro olmuş. Yani muazzam bir şey. Kaldı ki ben şehir merkezinde oturan bir insanım ve benim verdiğim kira 1900 euro. Gerisini siz hesap edin. Yani düşünün nereden nereye gelmişiz. Ben bu ülkeye 5 yıl önce geldiğimde şehir merkezinde 2+1 bir evi çok rahat bir şekilde, abartısız söylüyorum, 1400-1500 euroya tutabilirdiniz. Max 1600. 1750 euroya falan bildiğin saray yavruları ve 3+1'den başlardım. 2018 bak, takvimi sadece 5 yıl geriye alıyorum senin için. Ama şu anda 1+1 ve hani derler ya Allah'ın siktir ettiği yerde diye, cehennemin dibinde bir lokasyonda bire olmuş 1918 euro. Merkezde stüdyo diye satılan yerler var. Bu stüdyo daireler genelde bildiğiniz yemeğinizi yediğiniz ve yattığınız yatağın aynı yerde olduğu iğrenç. Yani yatağınızın menemen, börek, baklava kokması gibi bir durum yani. Sen bunun içinde yaşayacaksın. O yüzden dostum, birinci durum evet, İrlanda artık bence fazlasıyla abartı bir ülke haline geldi. Bak ben buraya gelme demiyorum. Para senin paran. İstediğin yere harcarsın ama paranı harcadığın yere dikkat et. Çünkü tek atımlık bir kurşunun var, onu iyi hatırla. Çünkü hepiniz TL ile geliyorsunuz ve 1 euronun 22 TL olduğunu hatırlatmama gerek yok. Şu an için, Allah bilir 5 dakika sonra ne olacak bilmiyorsunuz. O yüzden ülke seçiminde dikkat edin. Şimdi İrlanda evet maalesef ki artık çok abartı bir yer. İkinci durum arkadaşlar. Expat dediğimiz bizim gibi çalışan insanlar artık bu ülkeden çıkmaya, kaçmaya başladılar. İnanmıyorsanız Instagram storylerine bile bakabilirsiniz. Böyle live'lar oluyor ya, böyle Instagram'da live videolar. Sadece island yazın bakın. Göreceksiniz kaç tane insan ev sorunu yüzünden burayı terk ediyor ve bunlar Türk bile değil, Avrupalılar. Adam iş buluyor, buraya geliyor, ev bulamıyor, gitmek zorunda kalıyor. Çünkü ev yok. Şimdi devletin stratejisi biraz şey, hani aman salla, kim ne yapıyorsa yapsın, kim ölüyorsa ölsün. Dokunmuyorlar bildiğin abi. Ben 6 yıldır buradayım. Devletin bu kiralar için hiçbir şey yaptığını görmedim. Hatta geçen sene bir 500 liralık bir kira yardımı yapmaya başladılar. Komik bir meblağ. Allah razı olsun yani. Hani bu da iyidir. Ama yani bu yani. 5 sene boyunca yapılan tek şey buradaki hükümet tarafından sadece insanlara birazcık kira yardımı. O da 500 euro. 12 aya böl bakalım ne kadar çıkacak şansına. Yani 40 euro falan, 40 küsur bir şey çıkar yani. Düşünsene 40 euro kira yardımı yapıyor sana.
Ulan sen iş yerinden bile zam almıyorsun. Ha, ikinci durum tabii ki de maaşlarınız. Maaş ve yaşam dengesi bunu kurtarır mı? Kurtarmaz. Yeni gelen çoğu insanın başlayacağı maaş seviyesi 2000 Euro'dur arkadaşlar. Hiç kimse yalan söylemesin, atıp tutmasın. 2000-2200 Euro'dan fazla, max 2400'den fazla normal bir işte, giriş seviyesi bir işte para kazanamazsınız bu ülkede. Bunun da yıllığı 36-37 bin bandına gelir. Hiçbir şeydir. Öyle söyleyeyim. Almanya'da başlangıç maaşları 40-55 bin. IT sektörü için. Gerisini siz düşünün yani. Hani bu paralarla insanlar geliyor, net alıyor eline 2-200 ve aldığı gibi evi kirayı olarak 1900 Euro'luk o eve veriyor. O evde harbiden cehennemin dibinde bir lokasyonda yani. Şehirle bağın tamamen kesilecek. Bildiğin bunu şey gibi düşün. İş yerin Beşiktaş'ta, sen Beylikdüzü'nde yaşıyorsun. Anladın mı? Diğer abartı bu kısım bu. Hem mesafeler uzun uzadı, hem kiralar arttı ve hem tek başına yaşamak isteyen bir insanın burada harcayacağı masraf sadece eve gider baba. Bitti. Yani sen 4 hafta çalışırsın, 2200 lira alıyorsan, tek yaşamak istiyorum diyorsan 1900'ü gitti abi kiraya. Ne kaldı senin eline? 300-500 lira para kaldı. Heh, içinden faturalarını düşmedik. İçinden elektriğini, suyunu, hiçbir şeyini düşmedim daha. Bir de onları da kitlersen 200 de öyle savur. Elektrik de artık pahalı malum. Rusya-Ukrayna savaşı. Sana ne kalır? Geriye sana kaldı sadece 300 euro. 300 euro ile Avrupa'da geçinen adama ben alkışlarım, onun yani Dublin 8'e altın heykelini dikerim. Öyle söyleyeyim. Öyle bir şey yok. 300 euro burada 300 TL demek. En fazla karnını doyurursun. Yani çok zor geçinirsin 2200 euroluk bir maaşla İrlanda'da şu anda tek başına yaşayacaksan. Ne yaparsın? Evini paylaşırsın. Abi 1 artı 1 evin neyini paylaşacaksın? Salonda adam uyuyacak, sen odada uyuyacaksın. Ve hani bu benim bahsettiğim çalışanlar için hani bir nebze daha insani. Öğrenci olarak geliyorsan sana toplu geçmiş olsun. 25-30 kişinin üst üste alt alta yattığı odalarda kalır. Olan psikolojini yitirirsin. Harcadığın paraya da yazık deyip geri dönersin ki dil öğrenir misin? O da yani ayrı bir hikaye yani, öyle. Dil öğrenebileceğini de sanmıyorum kolay kolay. Açık konuşmak gerekirse çünkü İrlanda İngilizcesini, İrlanda aksanını gerçekten çok şey buluyorum ben. Çok böyle karışık, karma karışık, anlaması zor. Çünkü çoğu insan da bu sorunu yaşıyor burada yani. İrlanda'ya gelen bir arkadaşınıza sorun. Her ayrışlığı ya da ayrışları genel olarak çok rahat anlayabiliyor mu diye. Bunları kesin söyler. Bakın ne söylüyorum. Kötülemiyorum abi. Burada size 6 yıllık tecrübeyi paylaşıyorum. Öyle söyleyeyim. Kötüleme yok. İnsanları, ülkeyi kötülemiyorum. Ne yaşıyorsak onu anlatıyorum. Bu kadar basit. İkinci bir durum arkadaşlar, hani bunların dışında yine ayrı bir durum ne olabilir? Tabii ki de sizin geleceğiniz. Çünkü siz çoğunuz buraya aslında okul kisvesi altında çalışmaya, burada tutunmaya geliyorsunuz. Eyvallah, muazzam. Ben de şu soruyu soruyorum. Gerçi benim takipçilerim artık o 20 bine yaklaşıyoruz. Bayağı bir olmuşuz, sağ olun. Şunun farkındalar, sadece İrlanda yok. İrlanda dışında da ülkeler var. İşte bunun farkında olmanızı istiyordum. Hele şükür 5 sene sonunda anlamışsınız. Yani başka ülkelerin ne olduğunu, parayı sadece Avrupa'ya harcamamanız gerektiğini, Avrupa'da sadece İrlanda'nın olmadığını, diğer ülkelerin de seçenekleri olduğunu hatırladınız. Bu güzel. Bakın, burada sadece kalıcı oturum sadece İrlanda'da kolay alınmıyor. Fırsat açısından sadece İrlanda yok. Örnek mi istiyorsun? Avustralya'ya git. Bak, kıta aşırı seyahat yap. Git Avustralya'ya. Çok uzak bir yere gideceksin. Ama inan bana, İrlanda'da yaşadığın hayattan çok daha rahat, çok daha iyi gelirli bir hayat yaşayacaksın. Böyle ev sorunların da olmayacak. Bitirdiğinde oranın parası en az 55 bin 60 bin Avustralya dolarıyla maaş alacaksın ve buradaki parayı da ikiye katlarım, öyle söyleyeyim. Ve sen rahat bir ortamda hayatına devam edeceksin. Şimdi sen seç. Her gün yağmurun yağdığı, ev sorunlarının olduğu, gerçekten çok pahalı olan ve şu anda gerçekten tüketim ürünleri açısından Avrupa'nın en pahalı ülkesi İrlanda. Bunun kanıtı var. Yani bunu zaten 5-6 video öncesinde paylaşmıştım. Bu mu? Yoksa Avustralya'ya gidip güneşli bir ortamda, keyifli bir şekilde hem güneşin hem sıcak insanların tadını çıkararak hem de uygun fiyatlara kalıp hem de iyi bir gelir elde edilerek yaşamak mı istersin? Yani bence matematik basit abi. Topuklayın gidin Avustralya. Olmuyor mu? Seçenek mi yok? Var. Biraz soğuk. Hemen hemen şartlar belki buraya yakın ama yaşama tarzı olarak buraya bin basacak başka bir ülke daha var. Kanada var. Kanada'yı da düşünebilirsiniz mesela. Gayet yine bakın dilinin İngilizce olduğu rahat edebileceğiniz ülkelerden bir tanesi. Amerika'yı hiçbir zaman tavsiye etmedim. Hala da etmiyorum arkadaşlar. Bu Amerika sevici bir grup var, böyle sürekli Amerika'dan bahsediyorlar falan filan ama Amerika bence İstanbul simülasyonunun 10 katı daha beter bir yer. Ben öyle bir yere gitmem arkadaşlar. Yani sağlık sektörü bile tek başına orada sizin hayatınızın zehir olmasına yeter. Biliyorsunuz ne kadar berbat bir sağlık sektörü var Amerika'da. Sigortan olmadan ya da sigortanın onayı olmadan operasyon dahi yapamıyorsun. Böyle bir ülkede ne işin var? Açıkçası yani ya Amerika'ya fırsatlar ülkesi diyen belki 25-30 yıl önce evet ama şu anda değil. Yani
Ha derdin orada gidip garsonluk yapıp sürünmekse buyur git abi yani. Git sürün aklın başına gelsin. Ben hayatta Amerika'yı seçmezdim. Açık konuşayım. Adam gibi bir işim vardır. Hani West Coast'ta hani o batı yakasında Kaliforniya'da orada burada yaşıyorsundur. Tamam bu ayrı. İyi para kazanırsın oturursun yerine. Ama onun dışında yok arkadaşlar. Çalışan olarak gitmiyorsanız hiç Amerika'yı bence kafanızdan çıkarın. Yine size güzel bir ülke söyleyeceğim. Benim hani gerçekten sevdiğim ve İngilizce bilerek de çalışabileceğiniz bir ülke. Mesela Güney Kore arkadaşlar. Hiç küçümsemeyin. Acayip mutlu olursunuz. Hem havası güzeldir, hem insanları şirindir, hem de Avrupa'dan dahi daha iyi para kazanırlar Güney Koreliler. Öyle söyleyeyim. Ya da yine Japonlar. Çok daha fazla para kazanırlar. Japonya'ya gider misin? Açıkçası tavsiye etmem yani. Hani Japonya bence yani güzel bir kültür. Ben gittim. Bir kere Osaka'ya gittim. Öyle söyleyeyim. Bir kere de Tokyo'ya gittim. Ama yok yani hani. Böyle çok böyle bayılmadım ben Japonya'ya. Sonuçta ada kültürü abi. Ada kültürü insanı böyle bir etki altına alır, anladın mı? Yani ondan çıkman gerekir. Ada dediğin yerin başka bir karayolu yoktur başka bir ülkeye. Yani bu yüzden çok sorun yaşarsın. Mesela İrlanda'da öyle. Kendini kapalı kutuda zannedebilirsin. Çünkü neden? Havayolu dışında bir ulaşım yok. Arabayı sürüp çıkayım şöyle Fransa'ya gideyim desen diyemezsin. Çünkü neden? Vapura ya da işte araba vapuruna bir şeye bineceksin de öyle gideceksin. Anladım ya. O da insanların psikolojisini güzel etkilemez. Hele bir de üstüne kötü havayı ekle tamam sen kebapsın bittin yani öyle. Her zaman dediğim gibi İrlanda çoluk çocuk okutmak isteyenlerin ülkesidir. İrlanda gençlerin kafasında fikirli olanların ve gerçekten hırslı olan, para kazanmak isteyen, iyi bir geleceğe sahip olmak isteyenlerin yeri bence artık İrlanda değil arkadaşlar. Maalesef ki İrlanda'da öyle iyi bir gelecek kalmadı. Belki bundan 10 yıl önce evet ama şu anda kesinlikle hayırı yazar altına da imzamı atarım. İsmimle beraber. Ha diyebilirsin abi sen niye oradasın 5-6 yıldır? Malum benim sebeplerim. Ya buraydı ya Almanya'ydı bir yerde durup belli bir süre çalışıp pasaportumu alacaktım. Ben burada durdum, burada aldım. Bu kadar. Ha, şimdi zaten yakında yolumuzu yapar gideriz buradan. Ve benim özellikle IT'cilere tavsiyem ya da bilgisayarla çalışabilen herhangi bir sektöre tavsiyem. Abi alın bilgisayarınızı. Şirketinizde bir şekilde bunu ayarlayıp uzaktan çalışabileceğiniz ve yaşam maliyetlerinin uygun olduğu bir ülkeye bir şekilde kapak atın. Oradan devam edin ama aynı maaşı almaya çalışın. Özellikle IT'ciyseniz bu biraz daha kolay. Ve bunun en güzel yolu bu. Bak başka bir yolu yok. En rahat yolu bu. IT'cilerin de en güzel özelliği bu bence. Ha, IT'ci dedik yine bu ülkeden bir şey söyleyeyim size. Abi yani insanlar sapır sapır işten oluyor burada. Bak ben Microsoft'tan çıktım, LinkedIn'de çalışıyordum. Ayrıldım işimden, başka şirkete geçtim. Ayrıldığım hafta ya sekmedi daha. Yoldan bir arkadaşım geçti, tesadüfen karşılaştık. Abi dedi, ekipten bayağı bir kişiyi attılar diye. Al mesela. Yani artık arkadaşlar hani ben şimdi yeni bir işim var falan bunun bile garantisi yok. Anladın mı yani? Seni yarın kovmayacağının bir garantisi yok. Çünkü sen bir şirkette çalışıyorsun, zaman satıyorsun. Bunu çok söylemişimdir size. Yani bunun adı modern köleliktir. Kelimeyi sevmeyebilirsiniz ama bu. Sen zamanını satıp var olmaya çalışıyorsan, kendine ait olmayan bir parayı başkasından alıyorsan, karşılığında da emeğini satıyorsan, sen kölesin abi yani. Ve bunun hiçbir garantisi yok. Yarın bak benim işten atılmayacağımın bir garantisi yok. Atar. Der ki abi bütçe kesintisine gittim. Odur budur beni yollar ne yapacağım? Aa niye beni attın mı diyeceğim. Atar. Yani bugün mesela bir arkadaş yazdı. Biraz güzel olmayan bir durumun içerisinde. Çalışma vizesini iptal etmişler. Yani ve çok basit bir yani önemli bir sebepten pardon izin istedi diye mesela isim vermeyeceğim olayı da anlatmayacağım. Al buyur mesela. Yani insanlar çok tuhaf arkadaşlar. Gerçekten çok tuhaf. Nerede olursanız olun size tavsiye. 3 ya da 5. Önemli olan bence insanın mutlu olduğu yerde yaşamasıdır. Mutlu olduğunuz yerde yaşarsanız motivasyonunuz artar. Bakın dikkat edin ne kadar para kazanıyorsunuz demiyorum. Nerede mutlu oluyorsanız o. Yani 10-15 yıldır ben iş hayatındayım. Gerçekten çok bilindik, çok iyi firmalarda çalıştım. Adının belki sadece çoğunun hayal edeceği yerlere girdim çıktım ki bence hayallik bir şey yok. Hepiniz yapabilirsiniz. Ben bir şey değilim. Benden daha iyisini yaparsınız. Eminim yapacak olanlar da vardır. Yapacaklardır da. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ne olursa olsun hangi işi yaparsanız yapın. Bir, altın kural. Mutlu olduğun yerde yaşayacaksın. Mutlu olduğun işi yapacaksın. Bak bu ikili olmadan sen parasal, finansal motivasyonu asla elde edemezsin. Parayı çok kazansan bile bir yerde mutsuz olup yine tekrardan işini bırakırsın. Sebebi de çok basit. Her videomda söylerim. İnsan sosyal bir varlıktır arkadaşlar. Birilerine güvenmeye ihtiyaç duyacaksınız. Birileriyle iletişim kurmaya ihtiyaç duyacaksınız. Tek başınıza her şeyi götüremezsiniz. O yüzden mutlaka motivasyonunuz yüksek olmalı. Bunun da yolu iki şeyden geçiyor. Gerçekten git, mutlu olduğun bir ülkede yaşa, mutlu olduğun işi yap.
Bunları yaparsan inan bana para kazanma konusunda da çok daha iyi bir motivasyonda, çok daha iyi paraları da zamanla kazanabilirsin o ülkede. Her ne kadar gittiğin ülkenin durumu kötü olsa bile. Sen mutlu ol, motivasyonun yanında olsun. Çok daha iyi işler yapar. Çok da güzel paralar kazanırsın. Maaş oranı yüksek ülkelere göre dahi. Açıkça söylüyorum yani. Bu en önemli motivasyonunuz olsun dostlar. Yani çalışan, beyaz yakalı bir köle arkadaşınız olarak size tavsiyem. Ne yaparsanız yapın, mutlu olacağınız ülkede yaşayın. Bak kaç defa aynı lafı söyledim. Çünkü gerçekten çok önemli. Ha onun dışında başka alternatif ülkelerimiz nere olabilir sorusuna yine cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar Almanya. Mesela buraya gelip master yapan bir ton arkadaşımız var. İyi yapıyorlar, hoş yapıyorlar, hoş gelmişler. Ama dünyanın da parasını cepten döküyorlar. En az 10-15 bin eurodan başlıyor zaten. Artık bölüme göre 20-25 harcayanı var. Okulları değer mi? Gram değmez. Açıkçası 11 ayda kimse bir şey öğrenemez. Mesela data analistliği yapıyorsundur. Ya da yazılım mühendisliği için master yapıyorsun. Kimse bir senede bir yazılım dilini öğrenemez. Yani bu hikayeleri, safsataları geçelim. Eğer senin background'ınla yani geçmişinde bir yazılımla alakan yoksa bir senede hiçbir şey öğrenemezsin. Anca Tetris oyunu var ya onu kodlarsın o kadar yani. Başka da hiçbir halta yaramaz. Olan olur verdiğin parayla kalırsın. Sonra da iş ararken bocalarsın. Niye? Çünkü tecrübesizsin. Adın çünkü gerçekten yazılım mühendisi değil. Çünkü sen gerçekten bir şey yazamıyorsun gibi. Bunları dikkate alın. Buranın nam yapmış, isim yapmış üniversitelerini fazla ciddiye almayın. Okuyacaksanız da gelip en uygun olanında okuyun. Size tavsiyem. Çünkü bütün okullar bir yerde vize okulu burada. Size o çalışma izni veriyor diye çoğunuz geliyorsunuz. Farkındayız. O yüzden fazla paranızı dökmeyin. Ay Trinity olmuş bilmem. Bunlar boş hikayeler arkadaşlar. Karşınızda bizatihi Trakya Üniversitesi mezunu var. Tut Google'ından çık TikTok'una, gir Microsoft'una, LinkedIn'ine yani. Oradan çık bilmem neyine girmediğim şirket kalmadı. Ne alakası var? Kişi de biter abi bak. Ne olursa olsun kişi de biter. Bu bana spesifik değil. İsteyen her şeyi yapar. Yeter ki o istek olsun, yeter ki o zora gelme olsun. Kimse kolay olacağını söylemedi zaten. İyi şeylerin bedeli vardır. Bedeli ödersin, alırsın. Bu kadar. Zaten kolay da olmasın. Biraz zor olsun ki o tadı iyi al yani. Aldığında değil, evet ben bunu ben yaptım de. Mesela kendim için söyleyeyim. 6 yıl boyunca çalıştım. Devletin şeyinde çalıştım yani. Yani emrinde, çalışma izniyle çalıştım. Vergimi ödedim. Bir kuruş devletten yardım almadım bugüne kadar. Kendime de yedirmezdim zaten. Çok şükür de almadım. Mutluyum, inşallah da almayacağım. Bu şekilde de devam edeceğim. Ve şunu söyleyebiliyorum. Ben bugün kendi emeğimle, kendi kazancımla, kendi ödediğim vergiyle, kendi yaptığım işimle canavar gibi bu ülkenin vatandaşı oldum. Ne birisiyle gidip böyle saçma sapan evlilik yapma gereği duydum. Ne böyle çakal çukul işler yaptım. Bana göre değil zaten. Ben böyle büyümüş bir adam da değilim. Tanıyan bilir. Kendim yaptım abi. Bu kadar. Ve aynısını yapan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Ha, seven evlenir. Onlar ayrı bir şeyler bak ama hani ben size genel senaryoları anlatıyorum. Böyle işi çakallığa, çukulluğa vurmadan efendi efendi, adam adam. Kendi başıma. Yaptım mı yaptım abi. Bu kadar. Yapıyorsanız bu işi böyle yapın olur mu? Ya birilerinin benim sayemde yaptın demesine izin vermeyin. Kendi sayenizde yapın abi. Böyle daha güzel. Zaten bir kere anlıyorsun onu yaptığında artık şunu biliyorsun. Sen artık durdurulamazsın. Evet. Çünkü sen her şeyi yapabilirsin artık. Çünkü sen o puzzle'ı çözmüş oluyorsun. Hayatının en büyük puzzle'ını. Artık daha neler yaparsın sen? Anladın mı? O gücü hisset yani kendinde. Bu çok önemli bir şey. Benim videolar biraz mentorluk, biraz böyle moral motivasyon da verir beni izleyen arkadaşlarım için. Özellikle zaten izleyenlerimin çoğu Türkiye'den. Biraz da onu istiyorum yani. Bilin ben yaşayan bir canlı örneğim bu konuda size. Ve benden çok daha ilerini de yapabilirsiniz. Çok güzel kafalar biliyorum ben yani. Tanıdığım gerçekten çok zehir. Beni böyle 5'e 10'a katlayacak kafalar gördüm ve yaparlar onlar. Yani siz de onlardan biri olmaya bakın arkadaşlar. Yani hayat sonuçta nerede olursanız olun kurtarması gereken sizsiniz. Özellikle Türkiye'deki arkadaşlarım. Diğer videoda da söyledim. Dil öğrenin, kendinizi geliştirin. Bakın önemli bunlar. Birkaç diliniz olsun. Neden? Çünkü sonrasında göreceksin. Onun ekmeğini yiyeceksin yani. Rahat ol. Anladın mı? Yani bunlar önemli şeyler abi. Ve gözler kulaklar açık olsun. Bak birkaç tane takipçim dediğim gibi yazmış bana abi seni izledikten sonra Avustralya'ya karar aldım. Hiç pişman değilim. Gayet mutluyum diye. Doğrusu bu abi yani. Sadece sen sonuçta parayı harcamaya hazırsın. Sadece İrlanda mı var bu Avrupa'da be? Mesela Almanya'ya gitsen sadece okul parası veriyorsun. Ne yapacaksın? Bir öğreneceğin bir küçücük Almanca ya. Onu da öğren be. Git ve buranın okullarından çok daha güzel bir yerde eğitim al yani. Bu kadar. Ya da Avusturya'ya git. İngilizce dili çoğu şeyin bölümü. Git orada oku ve sadece okul parası ver. 2000 euro falan ha. Buradaki gibi 10-15 bin de değil. Ya kafanızı çalıştırın arkadaşlar. Yani böyle dün bizim bir grup var burada. Bir dişçi muhabbeti döndü. Bir tane dişçiye gidilmiş ve insanlar oradan problem yaşamış. Ve ona rağmen en az 5 tane Türk daha oraya gitmiş. Ya böyle işte arkadaşlar sürü psikolojisiyle hareket etmeyin.
Lan birisi gitmiş dişinden olacak neredeyse. Siz diğer dördü niye gidiyorsunuz? Anlatabildim ne demek istediğimi. Yani çok basit bir mantık var. İnsanların söylediklerine kulakları kapatın abi. Sadece birisinin dediğini yapmayın. Aa bak komşumun oğlu öyle yapmış, ben de yapayım. Bu bizim Türk insanında çok var. Yapmayın abi bunu. Kendin araştır ya. Hiç kimseyi tanımadığın bir ülkeye git, korkma. Kimse seni yemeyecek zaten. Avrupa'da da, Avrupa dışında da merak etme. İnan bana Türkiye'den daha ciddi hiçbir şey sorun yaşayacağın bir ülke yok. Yani rahat ol yani çoğu konuda. Özellikle Avrupa'da falan yani. Nerede? Ya da bak mesela git İtalya'da al eğitimini abi. Yani adamlar 10 bin euro aylık gelir kanıtlayamıyorsan sana burs veriyor. Yani daha ne olsun, eğitimin bedavaya geliyor. Yani bir sonra ülke varken neden düşünmüyorsunuz? Belçika var yine aynı şekilde. Yani Avrupa'da bir ülke mi var abi? Sadece tek bir ülke mi veriyor size bu vizeyi? Vize alması kolay diyor. Sadece İrlanda'nın değil, bütün çoğu Avrupa ülkesinin kolay arkadaşlar. Sen yeter ki düzgün başvuru yap. Her şeyin hazır ve düzgün olsun. Bu kadar. Benim size anlatmaya çalıştığım o arkadaşlar, gerçekten o çakralarınızı biraz açın ya. Hani biraz dışarıya da odaklan. Anlatabildim mi? Sadece bir yer değil. Ya da birileri şunu dedi. Aa benim teyzemin oğlu oradaydı, kuzenim buraya gitmişti. Yok yok, bundan çık. Özellikle bu kafadan çık. Bütün her yere bak. Senin için en doğrusu neyse, en hesaplı, en finansal olarak en doğrusu, git onu seç. Zaten 3 aşağı 5 yukarı. Hani göçmenlik desem kurallar da aynı. Mesela bak. Millet diyor ki sadece İrlanda'da 3 yılda kalıcı oturumu. Yok öyle bir şey. Almanya'da master yapmış adam 1,5 yıl sonra alıyor. Hatta İrlanda'dan daha hızlı. Al sana örnek. İsteyen baksın. Bu kadar. Avusturya'ya gitsen 3 sene. Kanada'da 2 hatta. Bu kadar. Alıyorsun. Yani sen yeter ki yap. Her ülkede 3 aşağı 5 yukarı. Bunun yolunu bulursun. Ama hani arkadaşlar, genel konuşmak gerekirse, biraz uzadı artık videoyu da toparlayayım yavaştan sizin için. 2023 yılında bence İrlanda herhangi bir şekilde paranızı harcayacağınız bir ülke olmayacak. Olmamalı da zaten. Yanlış artık. Buraya gelmek gerçekten yanlış arkadaşlar. Çünkü çığırdan çıkan bir ev sistemi var. İnsanlar çok deli para istiyorlar evlerine. Yani ev sahipleri. Hani akıl almaz. 500-600 euroluk evler bildiğiniz 2000-2500 euroya kira veriliyor. Ortalama maaşların 2000-2500 bandında olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani 3,5-4-5, bunlar hani gerçekten herkesin alabildiği maaşlar değil. Ve 2000 euro nasıl kira verecek bu insanlar? Anlatabildim mi yani? Artık İrlanda öyle bir ülke değil. Bu bir gerçek. Ha plus üstüne ne sunuyor sana desen, bir Paris'in, bir Fransa'nın ya da bir Berlin'in sunduğu şeyleri sana sunmayacak yani. Ne Berlin'deki gibi böyle deli gibi Türk restoranları falan bulacaksın. Yok öyle, bir iki tane ya var ya yok. O da büyük ihtimal beğenmezsin. Ne öyle hani her gün güneşte cıvıl cıvıl hava, yok öyle bir şey, kusura bakma. Yani ve üstüne bu kadar da pahalılık. Yemesi içmesi oyu buyu. Yani arkadaşlar mantıklı olun. Bakın ben İrlandayı ve İrlandalı insanlara bir şey demiyorum. Onlar şeker abi. İrlanda'nın da yapacak bir şey yok bu konuyla ilgili. Ülkedeki yönetim şu anda bunu yapıyor. Aynı Türkiye'deki yönetimin yaptığı şeyler gibi. Türkiye kötü anlamına gelmiyor bu. Yönetim kötü. Burada da öyle. İrlanda'yı yönetim kötü. Çünkü hiçbir şey yapmıyorlar bunun için. İnsanlar ha ödüyor ha ödüyor kiraları ya. Ve İrlandalıların çoğu da bu arada Avustralya'ya gidiyor. Ben size bir yerde de ondan diyorum. Yani şimdi siz buraya gelmek istiyorsunuz, İrlanda'da Avustralya'ya gidiyor arkadaşım. Yani 4 tane insanın içtiği kahve artık 18-20 euro olur mu ya? O hale gelmiş burası abi yani. Düşün yani, bu da değil yani. Anlatabildim mi? O yüzden arkadaşlar, kıssadan hissesi şunu bilin. Evet, 2023'te İrlanda abartı bir ülkedir. İrlanda gerçekten matematiği iyi yapıp hesaplayıp da gelmen gereken bir ülkedir. Ve gözüne alacağın riskler de dahil. Öyle söyleyeyim. Bunu bil. Daha iyi ülkeler var mıdır? Saydım. İrlanda'dan çok daha iyi ülkeler var şu anda. Seçilebilecek, gidilebilecek Avrupa'da. Ve çok daha az masraf yapılacak. Öyle söyleyeyim. Buna göre planınızı yapın. Bu ülkeye de gelmek istiyorsanız ona göre gelin. Tekrar ediyorum. Kimsenin gelmesine karşı değilim. İsteyen gelir. Bu benimle alakalı bir durum değil. Paris'in parası. Dediğim gibi ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece anlatıyorum tecrübelerimi. Bu kadar. Ona göre karar vermenizi size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu şekilde. Yine de merak ettikleriniz olursa, ki ben çoğu şeye değindiğimi düşünüyorum. Lütfen videonun yorumlar kısmında belirtin. Yine tekrardan yanıtlamaya çalışırım. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.